Açsın. Onu ısmarlansın kanka artık giderken. Hem de adam değilsin diyorsun kanka, bir de pilav istiyor. Değilsin kanka yine diyor. Değil mi? Ya onun ne alakası? Ne alakası kanka? Sana orada beni adamsın. Sen öyle yaptın. Kime sorarsan sor, beni şey yapacak. Haklı çıkartacak. Sen adamsın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Müslüm Gürses, Müslüm Baba'nın mezarının başındayız. Dün buraya Müslüm Baba'nın çok sevdiği eşi Muhterem Nur hanımefendi defnedildi. Müslüm Baba en alt katta, Muhterem Nur hanımefendi de onun üzerinde şu anda yatmakta. Biz de Müslüm Baba'nın sevenleri olarak burada kendisine bir Fatiha okumayı ve burada arkadaşlarla Müslüm Baba'yı ve eşi Muhterem Nur hanımefendiyi yad etmek için geldik. Şu anda da gördüğünüz üzere zaten teyzemiz Müslüm Baba ve eşi Muhterem Nur hanımefendiye dua etmeye gelmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu videonun çok izleneceğini biliyoruz. Müslüm Gürses hayranları Türkiye'de ve dünyada inşallah bizim sayemizde buradaki kardeşlerimizin duasına ortak olacaklar inşallah diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar işte içten bir Türk insanının, Türk teyzesinin içten gelen duasını okuyor şu anda. Teyzeciğim Allah kabul etsin. Allah kabul etsin teyzeciğim. Amin. Şimdi Müslüm Baba'yı ve eşi hanımefendi Muhterem Nur'u çok mu severdiniz? Çok seviyorum. Oğlum da ben de çok seviyorum. Onun için dua etmeye Allah geldiniz rahmet. Değil mi? Evet. Evet. Evet anladım. Ne kadar güzel. Hemen gel kardeşim. İsmin nedir? Benim Kahraman Türkkaya benim isim. Nereden biliyorsun Kahraman? Ben Sultan Çiftinden geliyorum. Sultan Gazi olarak geçiyor da. Evet. Ben Müslüm ben de 10 yaşında falan diyorum. Yaşım 52. Ben her gün dinlerim. İstersen göstereyim. Evet. Birazdan onu gösterelim. Ben... Bakarız birazdan tamam mı? Tamam. Tabii de devam edeceğiz abi. Senlere... Abi gel böyle. Şöyle gel lütfen. İsim nedir? Hasan Kayma. Hasan hocam nereden geliyorsun Hasan kardeşim? Biz Bağcılar Mahmut Bey'den geliyoruz. Evet. Müslüm Baba'yı tabii buradaki herkes gibi seviyorsunuz. Seviyoruz. Eski hayranıyım. Ben de yıllardan beri 1990'dan itibaren dinliyoruz. Tabii kendisini de 2013 yılında kaybettik. Bu da bizim acı oldu bizim için. Ve ona bir vefa borcumuz var. Hani gençliğimizden kalan. Bu vefa borcumuzu mecbur vicdanen ödemek zorundayız. Ve ödüyoruz da. Ödeyeceğiz de. Ve şimdi olarak da işte dün itibariyle de muhterem anneyi kaybettik. Evet onu konuşacağım hemen onu söyleyelim. Evet. Muhterem hanımefendiyi de muhterem annemizi de dün kaybettik ve buraya kendisi Müslüm Baba'nın üzerine defnedildi. Onların tabii çok büyük bir aşkı vardı bu dünyada. Şimdi öbürkü dünyada kavuştular. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi ikisi de yani herkesin dilinde malum bir 30 yıllık, 30 yıllık bir aşk süreçleri var. İkisi de çekmiş insanlar. Bu hayatta ızdırap çekmiş insanlar. Yani Müslüm Baba çekmiş. Haliyle o da çekmiş. Ve bunlar bir noktada buluşmuşlar. Ve birbirlerine bu hayatta destek olmuşlar. Evet. Bu hayatı beraber yaşarken öncelikle işte Müslüm Baba'yı bir rahatsızlıktan dolayı kaybettik. Arkasından da 7 yıl geçti. 7 yıl boyunca muhterem anne sağ olsun her pazar buraya gelirdi. Öyle mi? Evet gelirdi. Elinden geldiği kadar gelirdi. Bizim de arkadaşlarımız buraya. Ama şimdi de buluştular. Yani bu dünyada olduğu gibi inşallah öbürkü dünyada buluştular. Zaten mezarlarda üst üste şu anda. Evet. O da biz Müslüm Gürses sevenler olarak bir nebze mutlu ediyor değil mi? Muhterem annemize kavuşmak istiyordu zaten. Yani kendisi zaten yaşlıydı. Evet. Tabii ki ölümün yaşlısı gencisi tabii. Yok ama hastanede tedavi görüyordu veya işte çıkacak derken dün itibariyle muhteşem bey söyledi yapımcı. Hı. Dedi ki hani beni ayrı odaya alın demiş. Ama sabah da 6:30'da bu ölüm haberi geldi. Kaybettik. Mekanı cennet olsun. Hı. Ve ikisi de aynı yerde. Bundan sonra Müslüm Baba'yı da hani vefa borcumuzu öderken onu da hayat arkadaşı olarak zaten evet kaldığı zaman hani yaşadığı sürece yine yanında yer aldık her zaman. Şimdi öldükten sonra da evet. Yine yaşatacağız. Yaşatmaya ya devam edeceğiz. Mutluluğumuz yani. Şu. Yani bu dünyada birliktelerdi. Şimdi öbürkü dünyada birlikte evet, oldular. Evet, bu bizi sevenler evet, olarak mutlu evet. ediyor değil mi? Bunun mutluluğu olmaz ama bu birlikte olmaları zaten kavuşmak istiyorlardı evet. değil mi? Ya duamızı eksik etmeyeceğiz. İnşallah. Yani ikisinin
de mekanı cennet olsun. Tabii. Bugün de geldik, dün gelemedik. Dün hani çalışıyorduk. Doğru. Dün defnetmişler işte. Bugün geldik, duamız ediyor. Sağ olsun arkadaş geldi. İşte teyzemiz duasını ediyor. Ne güzel. Ve Mardin'den gelmiş. Onlar da konuşuyor. Evet, evet. Abi bir saniye. Mekanı cennet olsun. Mekanı inşallah. Cennet çok olsun. Teşekkürler. Ablacığım, tabii Müslüm Gürses abimizle muhterem Nur hanımefendi ablamız. Cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Birbirlerini çok seviyorlardı bu dünyada. Öbürkü dünyada da kavuştular. Herhalde, herhalde ya. Ne düşünüyorsun onlar şimdi aynı mezarda? Allah'ın mekanı cennet olsun ikisinin de. Amin. Amin inşallah. Sen de çok sevdiğin için böyle evet. Kur'an-ı Kerim'den dualar, ayetler okuyorsun. Evet, Yasin evet. Suresini okuyorsun. Evet. Teyzeciğim Allah kabul etsin. Ruhlarına değsin inşallah. Amin, amin. Kardeşim gelin böyle, gelin lütfen. Gel gel, Mardin'den gelen kardeşlerimiz var. Abi sen de gel lütfen. Gel gel, bir şey olma. Abi gel lütfen. Şimdi sen de devam edelim abi. Şimdi ben de yani ben de 10 yaşından falan dinliyorum. Arkadaş gibi doğru söylüyor ben de. Ama hemen her gün dinlerim ben. Müslümcüyüm yani ben de. Evet. Kendi resimde taşırım yani. Öyle mi? Müslüm Gürses'in. Ben evet şöyle o, gösterelim abi kameraya. Kamera göster abi. 6 sene evvel taşıyorum. Dur yakın dur abi. Sabit tut abi. Dur şöyle sabit tut. Dur ben de göstereyim. Tamam. 92. Abi şöyle kameraya sabit tut bak herkes görsün bak. Ben şöyle, de 92'de yok. Aldım bu da Gülhane'de. Bak dur sen de şey çek abi bunları böyle ha. Bu da Gülhane'de 1992'de alınmış bu, resim. Vay konserde. Ben Gülhane'de 92 konserde, yılında. Konserde. Vay vay sen mi? Abi vallahi ben 25-26 sene var bu. Eyvallah. Sen tamam. Devam ediyor çekim delikanlı. Gel böyle delikanlı. Gel gel korkma. Merhaba yayınımıza hoş geldin. Nereden geliyorsun kardeşim? Mardin abi. Mardin'den geliyorsun. Hoş geldin. Sefa getirdin. Ne diyorsun şimdi Müslüm Baba ile muhterem Nur ablamız artık kavuştular. Ne söyleyeceksin onlar için? Allah rahmet eylesin abi ne diyebiliriz. Öyle mi? Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Peki sen Müslüm Baba'yı tabii çok seviyorsun değil mi? Çok. Şarkılarını dinliyorsun. Dinliyorum abi. Evet. En çok hangi şarkısını seviyorsun? Hepsini çok seviyorum. Vallahi. Evet. Hepsini diyorsun. Zaten bugün de böyle dua etmeye geldim ikisine diyorsun. Aynen öyle abi. Evet. Mardin'den geldin. Mardin'den geldim abi. Maşallah. Evet işte arkadaşlar gördüğünüz gibi Müslüm Gürses sevgisi arkadaşlar sınır tanımıyor. Ta kardeşimiz Mardin'den gelmiş. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Hoş i̇şte Müslüm Baba'nın ve muhterem annemizin ruhuna bir Fatiha okumaya gelmiş. Ve buradan bütün Mardin'e, Türkiye'ye ve dünyaya bütün Müslüm severlere herkese selam olsun diyoruz arkadaşlar. Hocam hocam sen de konuşmak ister misin? Peki eyvallah. Gel delikanlı gel gel. Bir şey ben konuşacağım sen şey yapma. Şimdi buradan yine bir kardeşimiz var. Şöyle geçelim gel böyle kardeşim. İsmin nedir? Abdullah. Abdullah memnun oldum. Benim de şu an. Abdullah'cığım sen de Mardin'den mi geliyorsun? Evet abim. Müslüm Gürses tabii çok seviyorsun çok değil mi? Çok seviyoruz. Evet. Onun en çok böyle sevdiğin şarkılar hangisi aklında kalan? Aklımda şu an yok falan. Tamam yani şu an olmayabilir. Ta diyorsun böyle Mardin'den Müslüm Baba'ya dua etmeye geldik diyorsun öyle evet. Mi? Evet abi. Evet. Şu anda bir şey söyleyeceğim. Tabii Müslüm Baba ile muhterem annemiz böyle mezarda üst üste yatıyor. Onlar bu dünyada birbirini çok seviyordu. Öbürkü dünyada da kavuşmuş oldular. Onların sevgisi konusunda ne diyorsun? Böyle çok az görülen bir sevgi değil mi? Evet abi. Değil mi? Doğru abi. Buradan peki Mardin'deki ailen arkadaşlar neler söylemek istiyorsun? Ailemi çok seviyorum. Tamam. Nerede oturuyor ailem Mardin neresi? Mardin'in Kızıltepe. Kızıltepe. Tamam. Buradan bütün Mardin'e ve Kızıltepe'ye sevgiler, selamlar diyoruz arkadaşlar. Gel kardeşim böyle artık. Böyle yavaş yavaş şöyle çek Müslüm Baba'yı. Ve teyzemizi de yavaş yavaş çek böyle. Bak teyzemiz de dua ediyor böyle. Onu da çekiyoruz. Sen de kardeşim çiçeklerini bırak böyle Müslüm Baba'nın şu mezarına. Onu da çekelim inşallah öyle. Evet çek böyle yakından delikanlı onları da. Gel böyle kimse çikolata bırakmış. Onları da çek delikanlı. Evet Bekir, çikolata, çiçekler. Ve Müslüm Baba'yı da çek böyle. Bu da Adana'da Bekir Kaya kardeşimin ricasıdır benden. Hangisi? Dedi, çikolatalar. Heh, onu da söyleyelim gel. Bekir Kaya kardeşimizin ricasıdır. Dedi abi dedi kuşlar için dedi çikolata bırakır mısın benim adıma dedi. Sen onu da kırmadın. Bırak. Abi evet. Ne güzel şükür. Ne güzel Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Artık arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. İşte... sevgili arkadaşlar seninle de röportaj yapalım istiyor musun kardeşim? Tamam Allah razı olsun kameramanıma çok teşekkür ediyorum. Sen nereden geliyordun? İstanbul. İstanbul ismin neydi? Masum. Hangi semtten geliyorsun Masum? Bağcılar. Evet Bağcılar'dan kameraman kardeşim Masum'a da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun harika çekimler yaptı bugün bizim için. Evet sevgili arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. İşte Müslüm Gürses ve... Eşi muhterem Nur hanımefendinin bu dünyada Ferhat'la Şirin'e nasip olan aşkı onlara nasip oldu. Artık günümüzde çok görmediğimiz, ender görülen aşklarını bu dünyada yaşadılar. İnşallah onlar da böyle öbürkü dünyada birbirine kavuştular ve mezarda da gördüğünüz gibi
üst üste yatıyorlar şu anda ve inşallah öbürkü dünyada da biz inanıyoruz ki cennette el ele aşklarını doya doya yaşayacaklar. Arkadaşlar buradan Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Müslüm Baba sevenlerine selam olsun. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya ben gelirken hemen onu da söyleyeceğim. Tabii koronavirüs belası var ülkemizde ve dünyada. İnşallah en kısa sürede bunu atlatırız değil mi? Abi, bütün insanlık olarak. Bütün insanlık olarak atlatırız. Abi şöyle gelin yalnız. Gel hepimizi çek abi. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben buraya gelirken biraz hepimizi alıyorsun değil mi delikanlı? İnsanlar dedi ki abi dedi koronavirüs var gitme ne olur olmaz yakın temas filan. Ben dedim ki Müslüm Gürses sevgisi Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz dedim. Bunların hepsini aşar geçer dedim. Biz dedim koronavirüs filan dedim hız gelir tırıs gider. Müslüm Gürses sevgisi dedim. Koronavirüs filan tanımaz dedim. Sizler neler söyleyeceksiniz? Yani engel değil bizim için. Evet engel değil mi? Engel değil ya. Engel baba aşkı için biz. Baba aşkı için. Allah yazılsa Allah'a her şey olur. Yani Allah istemedik tabii şey olmaz. Öyledir şey, Allah tak. Ben 4 sefer ölümden döndüm. Bypass oldum. Tabii ki. Tabii ki korunacağız. Koronavirüs tedbiri alacağız. Fakat sonuçta yaşam devam ediyor ve çok maneviyatı büyük olan bir insan var bizim için Müslüm Gürses ve onun eşi var ve biz de görevimizi yerine getirmek zorundayız. Dün itibariyle gelemedik. Bugün mutlaka gelmek zorundayız ve yapmamız gerekiyor. Anladım. Duamızı etmemiz gerekiyor. Siz de güzel bir konuya değindiniz az önce demin. Tabii. Hani geçmişte yaşanan sevdalıklarla alakalı günümüzün şartlarında Müslüm Gürses ve muhterem Nur aşkı gerçekten çok güzel bir örnek verdiniz. Yani evet, Leyla ile Mecnun evet. Leyla ile Mecnun gibi. Aşklar yok yani. Yok çok, artık günümüzde değil mi? Yaşanmıyor. Yok. Yaşanmıyor ve örnek bir ilişkiydi. Ve sonları da beraber oldu. Çok güzel bir örnek verdiniz. Onu da söylemek istedim. Eyvallah. Yani. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Artık arkadaşlar yayınımızın sonuna geldiniz. İşte Müslüm Gürses sevgisi sınır tanımıyor. Ta arkadaşlarımız İstanbul'un çeşitli semtlerinden ve ta Mardin'den gelmiş kardeşlerimiz var. Evet işte bu iki büyük insanın aşkı da bu şekilde böyle mezarda sonlandı ama öbürkü dünyada devam edecek biz inanıyoruz. Arkadaşlar bu arada Şener Boz ve yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.